Hepinize merhaba. Bu videoda size kadınların %60'ında olan Hashimoto'da uyguladığımız lazer tedavisinin ve diğer önlemlerin nasıl işlediğini anlatacağım. Hashimoto çok yaygın. Hashimoto bir tiroid iltihabı, otoimmün bir hastalık, yani hücrenin hücreye saldırması gibi kaba olarak tanımlayabiliriz. Mesela romatoid artrit, lupus, ankilozan spondilit, vitiligo, egzama, alerji, seboroid dermatit, bunların da hepsi otoimmün. Bunların da sayısı zaten günümüzde çok arttı. Şimdi Hashimoto veya romatoid artrit fark etmiyor. Bir otoimmün hastalık varsa sadece o organa yönelik bakmamak lazım. Eğer sadece Hashimoto'da da tiroid iltihabıyla sınırlı olsa zaten hipotiroidiye girmiş hastaya siz ilacını verirsiniz ve hiçbir şikayeti kalmaz. Bu böyle olmuyor. Neden? Çünkü tiroidi tutan bir otoimmün hastalık olsa da bütün vücudu ilgilendiriyor. Biz biliyoruz ki bütün organların birbiriyle ilintisi var. Yani böbreğin kemikle de ilişkisi var, bağırsakla da ilişkisi var. Tiroidin de beyinle, böbrek üstü beziyle, bağırsaklarla, hemen hemen bütün organlarla ilişkisi var. Organlar böyle çalışır. Bütün reaksiyonlar bu şekilde işler vücutta. Onun için de sadece tiroid ilacı vermek yetmiyor. Şimdi hastalar geldiği zaman bana bir sürü şikayet sıralıyorlar. Tabii ki bu şikayetlerin hepsi otoimmün hastalıktan kaynaklanmayabilir. Mesela uykusuzluk. Uykusuzluk veya uyku bozuklukları dünyada da çok yaygın, apayrı bir başlık. Bunu direkt Hashimoto nedenine, Hashimoto'ya bağlayamayız. Ama burada önemli olan bir uyku bozukluğu varsa hastada bunu çözmeye çalışmak. Veya fibromiyalji. Bu da tabii ki Hashimoto var, Hashimoto fibromiyaljiye neden oluyor diyemeyiz. Fibromiyaljinin zaten tek bir tedavisi yok. Ama yine fibromiyaljisi olan bir hastada onu çözmeye yönelik önlemler almak lazım. Bir üçgen vardır vücutta. Bu üçgen şöyle düşünün. Vitamin, mineraller, stres kontrolü ve beslenme. Beslenme gerçekten çok önemli. Çünkü bütün vücudumuzu ilgilendiren hastalıklar veya bozukluklar belki de son 20 yılda bizim rafine gıdaları fazla tüketmemiz nedeniyle oluyor. Uyuyan bir hastalık tekrar otoimmün hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Mesela COVID geçiren hastalarda otoimmün hastalıkların var olan, uyur vaziyette olan otoimmün hastalıkların arttığını zaten yayınlarda da gösterilmiş. Şimdi ben şu şekilde bakıyorum. Bu bir bütün. Bütün vücudu ilgilendiren bir hastalık bu. Hashimoto. Yani tiroid, işte hormon azaldı, ver ilacını şeklinde bakmamak lazım. Bütün şikayetler de ona bağlı olmayabilir. Mesela kişinin çok fazla kilosu varsa vücudunu zaten iyi hissetmesi mümkün değil. Fazladan her gün, gece gündüz 40 kilo, 30 kilo fazla bir yük taşıdığınızı düşünün. Nasıl iyi hissedecek? Laktoz intoleransı zaten dünya nüfusunun %75'inde var. Doğal olarak süt ürünleri dokunuyor olabilir. Kişi bu besin gruplarına karşı kendini dinleyecek. Hiçbir zaman Hashimoto hastalığının özel durumlar haricinde tamamen gluten sıfır beslenmesine gerek yok. Çölyak gibi davranmaya gerek yok. Ama hamur işi ve tatlılar çöp gıda olduğuna göre bunları ortadan kaldırmak lazım. Çok canınız istiyorsa ara sıra tüketmek gerekiyor. Yani olay tamamen glutensiz beslenmek değil. Hamur işi ve tatlıları beslenmeden kaldırmak. Çünkü onlarla zaten sağlıklı bir beslenme yapmak mümkün değil. Bunları kaldırdığınız zaman, şekeri de kaldırdığınız zaman vücudunuzu ne kadar iyi hissettiğinizi göreceksiniz. Şimdi burada bizim lazer yaptığımız hastaların geri dönüşleri. Her gün 3-4 tane hastamdan bu şekilde işte iyiyim, kilo verdim, yorgunluğum gitti, kas ağrılarım gitti, uykularım düzeldi gibi geri dönüşler alıyoruz. Tabii siz vücudu genel olarak hasta kilo verince, bu gıdalardan uzaklaşınca bizim lazer ve bu antioksidan serumlarla
antioksidan kapasiteyi arttırdığımız zaman doğal olarak kendini çok daha iyi hissediyor. Ben hep söylüyorum, bu tedaviler Hashimoto'yu ortadan kaldırmıyor. Bu bir bütün, bütün vücudu ilgilendiren bir şey olduğu için kişinin halsizlik, yorgunluğu veya ağrısının nasıl olduğunu ölçen bir parametre yok. Yani bir D vitamini gibi kağıt üzerinde göremiyorsunuz. Burada stres kontrolü bile çok önemli. Aynı halsizlik, yorgunluğu bir kişi 2 puanlar, öbür kişi 10 olarak puanlar. Yani kişinin burada algısı çok önemli. Ona nasıl yansıdığı çok önemli. Onun için tabii ki olumlu bakmak, stresi kontrol etmek, değiştiremeyeceğin şeylerin üzerine çok fazla gitmemek, üzülmemek, kişinin kendisini yıpratmaması da çok önemli. Burada bu postlarda hastaların geri dönüşlerinde işte tüp bebek tedavisi olup çocuğu olmayıp hamile kalanlar var. Tabii ki biz demiyoruz ki lazer olun işte çocuk olsun diye, böyle bir şey söylemem mümkün değil. Ama muhtemelen antioksidan kapasiteyi arttırmak, kişinin beslenmesini düzeltmesi bu çocuk ol nedensiz infertilitede başarı sağlamamıza neden oluyor. Onun için öncelikle bu üçgen dediğim beslenme, stres kontrolü ve vitamin, mineraller, bir kere bu üçgenin çok doğru olması lazım. Lazerle, antioksidan serumlarla tekerlekleri çamura batmış bir at arabasını biz düz yola çıkartıyoruz. Bundan sonra o yolda düzgün şekilde devam etmek de hastanın elinde. Bunun için Hashimoto'ya hekim arkadaşlarım da sadece tiroidi tutan bir hastalık, hipotiroidi varsa ben ilacı veririm şeklinde bakmaması gerekiyor. Hastanın da böyle bakmaması gerekiyor. Yani o kitaplarda yazan aslında halsizlik, yorgunluk, işte kabızlık, saç dökülmesi gibi belirtiler hipotiroidili hastaların belirtileri. Siz ilacı verdiğinizde o belirtilerin kaybolması gerekir. Yani öyle beklenir. Ama işler öyle yürümüyor. Çünkü tüm sistemi ilgilendiriyor bu hastalık. Otoimmün hastalıklarla uğraşan romatolog olsun, nörolog olsun, hangi branşsa bütün beslenmesi, vitamin, minerali, kişinin antioksidan kapasitesini göz önüne alarak tedavi etmesi gerekiyor. Yani Hashimoto'da ilaç dozlarını T4'e göre işte titrasyon yap, hastaya senin şikayetlerin bundan değildir demek doğru değil. Ondan olmayabilir ama burada önemli olan, bize düşen görev onları mümkün olduğunca o şikayetleri minimalize etmek veya ortadan kaldırmak. Bu videoda size Hashimoto hastalarında uyguladığımız tedavilerden ve bunun iyileştirmeye yönelik mekanizmalarından söz ettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.